Merhaba arkadaşlar benim adım Sema. 17 yaşındayım. Hayatımda hiçbir uçak seyahatime para vermedim. Bundan sonra da vermeyeceğim. Dünya üstünde istediğim her yere bedava uçuyorum. Peki bunun sebebi ne? Hikayemi dinlediğinizde öğreneceksiniz. Annem bana hamileyken babamın işi nedeniyle bir Afrika ülkesinde yaşıyorlarmış. Annem doğumu doğal olarak kendi ülkesinde yapmak istemiş. Bunun için de doğuma bir ay kala dönmeye karar vermiş. İki hafta sonra da babam işinden izin alıp annemin yanına gelecekmiş. Belki bilmiyor olabilirsiniz. Havayolu firmalarının bir kuralı var. Hamilelik 36 haftadan fazlaysa uçağa binemiyorsunuz. Annem o sırada 35 haftalık yani 8 aylık hamile olduğu için sorun yaşamadan biletini alabilmiş. Uçak sabah 6'da kalkmış. Sorunsuz bir uçuş oluyormuş. Annem bir süre sonra tuvalete gitmiş. Orada maalesef hafif kanaması olduğunu fark etmiş. Tabii panik olmuş. Hemen tuvaletten çıkıp bir hostese durumu anlatmış. Aslında o sırada doğum olacağına dair sinyaller henüz yokmuş ama annem bebeğe yani bana bir şey olacak diye çok endişelenmiş. Kabin şefi her ihtimale karşı anons yapmış. 8 aylık hamile bir yolcumuz var. Bazı sorunlar yaşıyor. Aranızda doktor veya hemşire var mı diye sormuş. Cevap veren olmayınca yolcular arasında sağlık görevlisi bulunmadığını düşünmüşler. Bir süre sonra asıl korkuları olmuş. Annem kabin şefini çağırıp kasılmaların başladığını söylemiş. Bu da doğumun yakın olduğu anlamına geliyormuş. Yani dünyaya bir ay erken gelmeye karar vermişim. Neyse ki uçuş ekibinin aldığı eğitimler arasında böyle özel durumlarda ne yapılacağı da varmış. Vakit kaybetmeden ellerindeki talimatlara uygun şekilde hazırlığa başlamışlar. Biliyorsunuz uçağın ön kısmında first class denilen bir bölüm vardır. Uçağın en lüks yeridir ve burada uçan yolcuların ödediği bilet fiyatı çok yüksektir. First Class'ın en önemli avantajlarından biri, koltukların 180 derece yatmasıdır. Yani oradaki her koltuk, orta büyüklükte bir yatak halini alabilir. Bir takım sinyaller olsa da doğumun başlayacağı aslında kesin değilmiş. Kabin görevlileri yine de tedbir almak zorundalarmış. First Class'taki yolcuları uçağın diğer tarafına transfer ederek orayı boşaltmışlar. Bazıları itiraz etse de kurallar bu yönde olduğundan mecburen kabul hmm. etmişler. Ardından bir koltuğu yatak haline getirip annemi yatırmışlar. Bir süre sonra kaptan pilot gelmiş. Şu an okyanusun üzerindeyiz. Beş saat sonra inebileceğiz. Uçakta sağlıkçı yok. Senin elinde olmadığını biliyorum. Fakat inene kadar dişini sıkarsan çok iyi olur demiş. Annem gülümsemiş. Ben belki dayanırım ama karnımdaki küçük kızın dayanabileceğini sanmıyorum. Çünkü şu an inanılmaz hareketli. Bence kısa bir süre sonra dışarı çıkmak isteyecek demiş. Gerçekten de daha bir saat geçmeden annemin suyu gelmiş ki bu da doğumun başladığına dair en önemli işaretmiş. Hostesler telaşlı bir şekilde first class'a gidip geliyorlarmış. Yolculardan biri uçakla ilgili bir sorun olduğunu sanıp endişelenmiş. Bir kabin görevlisini çağırıp neler olduğunu öğrenmek istemiş. Görevli uçağın ön kısmında bir yolcunun doğum yapmak üzere olduğunu söylemiş. Kadın, "Peki yanında doktor var mı?" diye sormuş. Olmadığını öğrenince, "Beni hemen onun yanına götürün." Çünkü ben kadın doğum uzmanıyım demiş. Meğer anons yapıldığı sırada kadın uyuyormuş. O yüzden de haberi olmamış. Bu elbette mükemmel bir sürprizmiş ama asıl mucizevi olan ne biliyor musunuz? Bu kadın doktor Afrika ülkelerinde gönüllü olarak çalışıyormuş ve köylerde tıbbi malzeme olmadan nasıl doğum yapılacağına dair eğitim veriyormuş. Bu da tabii annemin o sırada tam ihtiyacı olan şeymiş. Doktor annemin yanına gelip kendini tanıttığında annem gözyaşlarını tutamamış. Çünkü bebeğe yani bana bir şey olacak diye çok korkuyormuş. Uçakta uzman bir doktor olduğunu öğrenince doğal olarak çok rahatlamış. Doktor annemi kısa bir süre muayene ettikten sonra doğumun başladığını söylemiş. Filmlerde görürüz ya aynı şekilde kabin görevlilerinden sıcak su, sıcak havlu gibi şeyler istemiş. Bunların doğumda neden gerekli olduğunu ben bilmiyorum. Bilen varsa lütfen yorum olarak yazsın. Tam iki dakika sonra uçak 30 bin feet yükseklikteyken doğmuşum. Annem bana hep "Doğumda bana hiç acı çektirmedin. Sadece bir kez ıkındım ve sen doğdun." der. <laughs> Doğumun sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini öğrenen uçuş ekibi çok rahatlamış. Kaptan pilot hemen anons yaparak bu güzel haberi duyurmuş. Uçağımıza yeni bir yolcu katıldı. Hem bebeğimizi hem de anneyi tebrik ediyoruz." demiş. Herkes çok sevinmiş. Uzun süre alkışlamışlar. Kabin görevlileri yolculara şampanya ikram etmiş. 5 hafta erken doğmama rağmen gayet sağlıklı bir bebekmişim. Annem bana doktorun ismini vermek istemiş ama doktor size bir şey itiraf edeyim mi? Ben ismimi hiç sevmem demiş ve kendi ismi yerine Sema olmasını istemiş. Uçak indiğinde annemle beni bekleyen bir ambulans varmış. Bizi hemen hastaneye götürmüşler. Yapılan kontrollerden sonra herhangi bir sorun olmadığını görmüşler. Hastane yerine uçakta doğduğum için Doğum sertifikamı bana Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü vermiş. Sertifikaya doğum yeri olarak 30 bin fitte uçakta doğdu yazılmış. Fakat şu an pasaportumda doğum yeri deniz şeklinde yazıyor. Çünkü uçakta doğum çok seyrekmiş ve resmi kayıtlarda böyle bir kategori yokmuş. Peki uçağa nasıl bedava binebiliyorum? Sıra onu anlatmaya geldi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Uçakta doğanların hayatları boyunca bedava uçtukları doğru değil. Bu bir şehir efsanesi. Gerçi geçmişte bazı havayolu şirketleri uçakta doğan bebeklere hediye uçuşlar vermişler. Fakat bunlar belirli sayıda biletlermiş. Bildiğim kadarıyla benimki gibi hayat boyu süren sınırsız uçuş imkanı kimseye verilmemiş. Senin ayrıcalığın ne diye sorabilirsiniz. Aslına bakarsanız sadece şans. Şu an ekranda gördüğünüz adam doğduğum uçağın sahibi olan şirketin genel müdürü. İnanılmaz iyi biridir. Beni her doğum günümde mutlaka arar. Sevgili genel müdürle eşinin uzun süre çocuğu olmamış. Yıllarca tedavi gördükleri halde sonuç alamamışlar. Ne mutlu ki karısı sonunda hamile kalmış. Bundan sonrası çok ilginç. Genel müdürün karısıyla annem aynı saatte, hatta aynı dakikada doğum yapmışlar. Yani adamın kızı hastanede, ben uçakta aynı anda doğmuşuz. Şirketin genel müdürü bunu öğrendiğinde çok duygulanmış. Kızımın doğduğu anda bir uçağımızda da bir bebeğin doğması normal bir olay olamaz. Bu kesin Tanrı'nın küçük bir mucizesi. Buna kayıtsız kalamam. Uçakta doğan bebeğe ömür boyu uçuş hakkı verelim demiş. Fakat bu uygulamanın şirket kuralı haline gelmesini engellemek için gizli tutmaya karar vermişler. Aksi takdirde uçakta olacak her doğumda aynı hediyeyi vermeleri gerekecekmiş. Zaten farkındaysanız ben de hangi havayolu firması olduğunu söylemedim. Çünkü bunun için bana bir sözleşme imzalattılar. Bu müthiş imkandan ne kadar faydalandığımı merak edebilirsiniz. Küçükken haliyle pek işime yaramıyordu. O yaşlarda yalnız başıma bir yere gidemiyordum. Yanımda annemin ve babamın olması gerekiyordu. Onların bedava bilet hakkı olmadığından uçuş için ödeme yapmak zorundaydılar. Ancak geçen yıldan itibaren tek başıma uçmaya başladım. Bu da kelimenin tam anlamıyla hayatımı değiştirdi. Kendi başıma yapacağım ilk uçuşu unutulmaz hale getirmek için evde bir oyun oynadık. Annem bana bir dünya küresi aldı. Gözlerimi bağladılar. Babam küreyi çevirdi. Ben de küreyi durdurup parmağımı bir yere koydum. Tabi neresi olduğunu çok merak ediyordum. Gözlerimi açtığımda <laughs> aşırı sevindim. Parmağımı koyduğum yer Danimarka'ydı. Bu da görmeyi en çok istediğim ülkelerden biriydi. Böylece tek başıma yaptığım ilk bedava uçak yolculuğunda Kopenhag'a uçtum. Şu ana kadar Kopenhag dışında yalnız başına bir yolculuk daha yapma şansım oldu. O da bir yurt içi uçuştu. Büyük annemin 75. yaş doğum günü için onun yaşadığı şehre sabah gittim. Akşam döndüm. Bu sayede büyük annemi sevindirdiğim için çok mutlu oldum. Önümüzdeki yıllarda yapacağım seyahatleri şimdiden planlıyorum. En çok görmek istediğim yerlerin listesini hazırladım. Elbette sadece uçak yolculuğum bedava. Diğer her şey için ödeme yapmam gerekiyor. En ucuz koşullarda kalacak olsam dahi cebimde bir miktar para olması lazım. Bunun için de harçlığımdan sürekli para biriktiriyorum. Gelecek yıl Japonya'ya gideceğim. Eğer param kalırsa bir de Küba seyahati yapmak istiyorum. Her bebeğin doğum hikayesi özeldir ama benimki gerçekten müthiş. Sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm için paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu türden hikayeleri seviyorsanız bu kanala şimdi abone olabilirsiniz. Böylece yeni videolar yayınlandığında haberiniz olur. Hoşçakalın.